Bismillahirrahmanirrahim. Babu hükmü bevli ma yukelü lehmuhu. Bu bab eti yenilen hayvanların bevlünün hükmünü beyan eder. Eti yenilen hayvanın bevli temiz midir, necis midir? Bunda ulemanın ihtilafı olduğundan bu ihtilafı beyan ediyor. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس قال حضرت أنس رضي الله عنه buyurdular ki kadime nasun min Ureyne. Ureyne kabilesinden bir takım adamlar geldiler, gudum ettiler ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin yanına, el Medine'te, Medine'ye geldiler. Fectebevha, Medine'nin havasını hoş görmediler. Kerih gördüler. Daha bunun izahatı var. Bunlar geldiler, Müslüman oldular, bir müddet kaldılar. Fakat karınları şişti, vücutları zayıf oldu. Ya Resulallah dediler, Medine'nin havası bizim hoşumuza gitmedi. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki لَوْ خَرَشْتُمْ çıksanız اِلَى زَوْدٍ لَنَا bizim develerimizin yanına, zevd 3'ten 10'a kadar olan yahut da 15'e kadar olan develere zevd derler. Yani bir parça, bir kıta develer var. Resulullah Efendimiz'in develer yahut da sedaka mali. Onların yanına geçseniz, feşeriptüm, içseniz min elbaniha, onların sütlerinden. Onların sütleri şifadır, iyi olursunuz. Kale Ravi Katade'den ve zekere katada, Ravi diyor ki ve zekere katada, katada zikreyledi ennehu kat hufize anhu katadeden hissedildi ebvaliha min elbaniha ve ebvaliha, bu da geldi. Yani sütlerinden, böğürlerinden içseniz sıhhatiniz iyi olur. Haddesene Abdullah ibn Muhammed ibn Huşeyş kâle haddesene Abdullah ibn مسلمة بن كعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وكتادة وحميد عن أنس أنستن حميد كتادة وثابت bunların üçü rivayet eylemişler عن النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'den مثله benim mislini ve قال bu rivayette dediler ki min albaniha ve abwaliha, o develerin sütlerinden içseniz, bevullerinden, idrarlarından içseniz sıhhatiniz iyi olur. Şimdi bu hadisi şeriften ne hüküm çıktı? فَذَهَبَ قَوْمٌ bir takım cemaat sahibi buldular ki اِلَا اَنَّ بَوْلَ مَا يُوكَرُ لَحْمُهُ eti yenilen hayvanın bevli tahirun, temizdir. İşte develerin eti yenilir. Bunların bevilleri, idrarları da temizdir. وَاَنَّ حُكْمَ ذَلِكِ bunun bevlünün hükmü de ki hükmü lehmihi, etinin hükmü gibidir. Eti temiz olduğu gibi bevli de temizdir. Şimdi develerin bevillerinin temiz olduğu hakkında hadis geldi. Diğer hayvanların da kıyas ederiz. Eti yenilen hayvanların hepsi aynı şekilde onların bevli de temizdir deriz. Ve mimmen zehebe ila zalik. Buna zahip olanlardandır Muhammed İbnül Hasan. Muhammed İbnül Hasan yani İmam Muhammed ki İmam-ı Hanefe'nin tilmizi olan Muhammed İbnül Hasan İbni Şeybani. Evet, bu buna sahip olmuştur ki İmam-ı Züfer'in mezhebi de budur, o da buna sahip olmuştur. İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmed İbni Hanbel, İbni Huzeyme, İbni Münzir, Şabi, Ata, Nekai, Zühri, İbni Sirin, Hakem, Sevri, bunların da mezhepleri budur. Hatta Zahiriye, evet, Ebu Davud İbni Uleyye, bunların da mezhebi budur. Hatta Zahiriye ve bu Davud ibn Uleyye'ye göre her bir hayvan ki evet eti yenilir, onun bevli ve diğer öteki kaba necisi bunların değil, eti yenilmeyen hayvanın da temizdir. Eti yenilsin yenilmesin hayvanların bevli ve necisi temizdir dediler. Yalnız insanın bevli necistir. Onun eti temizdir ama fakat bevli necistir. Kulas İmam Muhammed'e göre eti yenilen hayvanların ve mimmen zehebe ila zalike, işte bu meselenin yani eti yenilen hayvanların bevillerinin temiz olduğuna zahip olanlardandır Muhammed İbn Hasan İmam Muhammed
Muhammed bin Hasan Züfer ve bunlar zikrettiğimiz gibi bunlar buna sahiptirler. Ve kâlu dediler ki lemmâ ce'ale zâlike vaktaki bu bevli kıldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devaen deva kıldı. Lima ol bir hastalık için ki bihim o öreğineden gelen cemaatte vardı onlarda olan hastalığa deva kıldı. Sebete sabit oldu ki ennehu helalun bu helaldir. Haram olsaydı Resulullah Efendimiz onu deva kılmazdı. لَاَنَّهُ شَانْ لَوْكَانَ حَرَامًا eğer o haram olsaydı, develerin idrarları haram olsaydı, لَمْ يُدَاوِهِمْ onları tedavi etmezdi Resulullah Efendimiz, bihi develerin bevülleriyle tedavi etmezdi. Niçin? لَاَنَّهُ haram olan şey, daun hastalıktır, leyse bir şifai şifa değildir. كَمَا قَالَ فِي حَدِيثِ أَلْقَمَةَ بِنِ وَاِلِ بِنِ حَجَرٍ Al-Gamet ibn-i Vaid ibn-i Hacer'in hadisinde buyurduğu gibi. Hangiymiş o hadis? Hadis de şu. Haddesena Rabi'ul Me'ezzin, kâle haddesena Yahya ibn-i Hassan, kâle haddesena Hammad ibn-i Seleme. Ha, yani ikinci sened. Ve haddesena ibn-i Ebi Davud, kâle haddesena Ebu'l Velid, kâle haddesena Hammad ibn-i Seleme. An Simak ibn-i Harbin, an Al-Gamet ibn-i Vaid ibn-i Vaid, an Tarik ibn-i Süveyd el-Hadrami. Kâle kultu ya Resulullah. Tarik İbn-i Süveyd diyor ki ben dedim ki ya Resulullah inne bi erdina a'naben bizim yerimizde yaş üzümler vardır. Ne tasiruha biz o yaş üzümleri sıkıyoruz. Onu suyuna alıyoruz. Feneşşebu minha ondan içiyoruz. Kale Resulullah Efendimiz buyurdu ki la bunu yapmayınız. Bu caiz değildir. Feracatuhu tekrar Resulullah Efendimiz'e müracaat ettim sordum. Fekale buyurdu ki la yapmayınız yani caiz değildir. Çünkü o üzümü sıktın, suyunu aldın mı, bir müddet geçti mi o sarhoşluk verecek dereceye gelir. Sarhoşluk verecek dereceye geldi mi haram olur, istemali caiz değildir. Fekultu ya Resulallah, ben dedim ki ya Resulallah, inna nesteşfi biha, biz o üzümün suyu ile şifa talep ediyoruz. Kime? El marida hasteye, hasteye şifa için. Talep ediyoruz da hasteyi içiriyoruz ki şifa bulsun. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki zâke dâun o üzümün suyu hasteliktir. Öyleyse bir şifa-i şifa değildir. İnsana sarhoşluk verecek bir dereceye geldiğinden o hamirdir, müskirdir. O bütün insana hastelik getirir, şifa değildir. Şimdi bu hadiste de sabit oldu ki haram ile tedavi caiz değildir. Öyleyse eğer develerin idrarları da haram olsaydı Resulullah Efendimiz onları tedavi için kullanmasını emreylemezdi. Ve kema kâle Abdullah ibn Mes'udin ve gayruhu. Nitekim Abdullah ibn Mes'ud ve başkaları da buyurdular. Min eshab-ı Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in eshabından. Onlar da buyurdular ki haram olan bir şeyde şifa yoktur. Bu hadis de şu, haddesene ibn-i Merzûk'in, gâle haddesene Vehb'in, gâle haddesene Şâbetü, an Ebi İshâk'a, an Ebil Ahvas, gâle. Ebil Ahvas'tan rivayet edildi, dedi ki, gâle Abdullah, Abdullah ibn-i Mesud buyurdu, mâ kânallâhu cenâbak olmadı, liyece alakalık olmadı, fî riçsin necasette, ev fî mâ harramı, yahut da haram kılmış olduğu bir şeyde kılmadı, neyi kılmadı, şifaen şifa kılmadı. Necasette haram olan bir şeyde Cenab-ı Hak şifa halk etmedi. Binaenaleyh bu develerin bevülleri haram olsaydı Resulullah Efendimiz tedavi için emreylemezdi. Haddesena Hüseyin ibn-i Nasr'in kâle haddesena Ebu Nuaym kâle haddesena Süfyanu an Asim'in an Ebi Vail kâle. Ebi Vail'den Asim rivayet eyledi ki kâle Ebu Vail dedi işteka racülüm minna. Bizden bir adam, onun kabilesinden bir adam şikayet eyledi. فَنُعِتَ لَهُ ona vasfettiler. Neyi? السَّكَرُ فَنُعَتَ لَهُ السَّكَرُ seker ona naat olundu, vasf olundu ki hurmayı suya koy, kaynat, onu iç, sana şifa olur dediler. فَاتَيْنَا Abdullah bin Mesud'a geldim. فَسَأَلْنَاهُ ona sorduk bu meseleyi ki bu adam hasta, buna da vasfetmişler ki hurmayı suya koyun,
şeker, yani serhoşluk verecek dereceye kadar gelir o. Bu vakitte içsin, şifa bulur. Fakat Abdullah bin Mesud buyurdular ki اِنَّ اللّٰهَ Cenab-ı Hak لَمْ يَجَلْ قِلْمَدِ شِفَاءَكُمْ sizin şifanızın فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ size haram kılmış olduğu şeyde sizin şifanızı kılmadı. Haram olan şeyde şifa yoktur. Bu da Abdullah bin Mesud'un fetvası oldu ki Abdullah bin Mesud Resulullah Efendimiz'den öğrenmeseydi bunu söylemezdi. O da Resulullah Efendimiz'den öğrenmiş ki bunu söyledi. Haddesene ibn-i Mecdu kâle, haddesene Ebu Asim, an Uthman ibn-il Esved, an Ata kâle. Ata diyor ki, kâlet Âişetü radıyallahu anh, Hazreti Âişe buyurdular ki, Allahümme, ya Rabbi, la teşfi, şifa verme, men bir kimseye ki isteşfa bil hamri, hamriyle şifa talep etti. Hamri içti, şifa talebiyle sen ona şifa verme. Bu da Hazreti Âişe radıyallahu anh'a'dan rivayet ediliyor. Öyleyse hem Resulullah Efendimiz'den rivayet geldi, hem Ashab-ı Kiram'dan eserler varid oldu ki haram olan bir şeyde şifa yoktur. Öyleyse develerin bevülleri necis olsaydı onlarda şifa olmazdı. Resulullah Efendimiz Uyreyne kabilesinden gelen adamlara gidin de bevülleri, sütleri için şifa bulursunuz demezdi. Yani delil getiriyorlar. Kalu dediler ki bu mezhebe sahip olanlar فَلَمَّا ثَبَتَ بِهَذِهِ الْاَثَارِ bu eserlerle vaktaki sabit oldu ki اَنَّ الشِّفَاءَ شِفَاءَ لَا يَكُونَ olmaz. فِي مَا حُرِّمَ عَلَى الْعِبَادِ kullar üzerine haram kılınan şeyde şifa olmaz. Bu sabit olduysa سَبَتَ بِالْاَثَرِ الْاَوَّلِ evvelki eserlerde sabit oldu. اَلَّذ۪ي öyle evvelki eser ki فِعَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz kıldı. Ney? بَوْلَلْ اِبِلِي devenin bevlünü kıldı. Fihi anda devaen deva kıldı. Ki gidin için onda deva vardır dedi. Bundan sabit oldu ki ennehu tahirun devenin bevli tahirdir. Gayru haramin haram değildir. Ve kaduru yan Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fi zalike idâ. Yine böylece Resulullah Efendimiz'den rivayet edildi. Maşhur bir hadis ki حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن لهيان قال حدثنا ابن هبيرة عن حنش بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال عبد الله بن عباس buyurdular ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdular inne fi ebvali ibili ve elbaniha develerin bevullerinde ve sütlerinde olucudur. Şifaen şifa olucudur. Li zirbeti bütunihim karınlarının ağrılarına. Karındaki ağrı zirbenin tefsirinde burada diyor ki ciğerde olan bir hastalıktır. Başka kitapta da diyor ki midenin fesadıdır. İkisi de karında oluyor. Ciğer olsun, mide olsun. Onlarda bir fesat olursa, bir hastalık olursa onun şifası develerin sütlerinde ve bevüllerinde orucudur diye. Abdullah bin Abbas Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet ediyor. Kalu işte İmam-ı Muhammed ve cemaat ki eti yenilen hayvanın bevri temizdir dediler ya onlar dediler ki fefî zâlik bunda orucudur. Tesbîtü mâ vasafına eyza bizim vesfettiğimiz şeyin tesbîti. Yani biz fetva veriyoruz ki eti yenilen hayvanın bevri temizdir. İşte bu da onu tespit ediyor. Ve halefehum fi zalike aherun. Bu mesele hakkında eti yenilen hayvanların bevlünün temiz olup olmaması hakkında bu cemaate muhalefet eyledi aherun başkaları. Bu başkaları kim? Ebu Hanife, Ebu Yusuf, Ebu Sevur, İmam-ı Şafii ve cumhur ulema bunlar buna muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki ebvalul ibili necise develerin bevülleri necistir. Ve hükmüha onun bevlünün hükmü de hükmü dimaiha kanlarının hükmüdür. Devenin kanı necis mi değil mi? Necis. Öyleyse bevli de necistir. La hükmü elbaniha yoksa bevül o hayvanın sütünün hükmünde değildir. Ve luhumiha etlerinin hükmünde değildir. Eti yenilen hayvanın eti temiz, sütü temiz. Kanı necis. Şeyine bevlüne gelince bu bevül kanının hükmünde midir yoksa sütünün lehminin mi hükmündedir? Dediler ki yok.
Bevüller kanın hükmündedir. Kani necistir, bevli de necistir. Yoksa sütleri, etleri gibi temiz değildir diye o birinci mezhebe sahip olanlara muhalefet eylediler. Ve kâlu bu ikinci mezhebe sahip olanlar dediler ki emmâ mâ revîtumûhû sizin rivayet ettiğiniz hadise gelince fi hadisil üreniyyin, üreniyyinin hadisinde varid olan bevüllerin, develerin bevüllerinin temiz olduğuna dair getirdiğiniz bu hadise gelince fezalike bu innemâ kâne lid-darûre, daruret için oldu, tedavi için oldu. Yani Resulullah Efendimiz'e bevülleri için demesi temiz olduğundan dolayı değil, tedavi için emriyledi. Feleyse fî zâlike bu hadiste olmadı, delilün delil olmadı ki ennehu mübâhun, devenin bevli temizdir, mübâhtır, fî gayr-ı zarure, tedavinin gayrısında temizdir diye buna bir delil yok. Zaruret başka, zaruret halinde içiliyor tedavi için, yoksa temiz olduğundan dolayı değil. لَاَنَّا قَدْ رَيْنَا biz gördük eşya, bir takım eşya gördük ki اُبِيحَتْ فِي الضَّرُورَةِ zaruret halinde mübah edilen eşyaları gördük ki وَلَمْ تُبَحْ o şeyler mübah kılınmadı فِي غَيْرِ الضَّرُورَةِ daruretin gayrısında mübah kılınmadı. Mesela bir adam ölecek, yanında da hiçbir şey yok, hınzır eti var, bu hınzır etini yerse ölmeyecek yahut da susuzluktan ölüyor, orada hamirden başka bir şey yok. O hamirden ölmeyecek kadar içmek, bunlar ona mübah. O eti yemesi mübah, hınzırın etini yemesi, rakı içmesi mübah oluyor. Onların zaruret halinde yemesi mübah oldu diye o şeyin devamlı alel itlak mübah olması lazım gelmez. وَرُوِيَتْ fiha bu mesele hakkında da rivayet edildi. وَرُوِيَتْ fiha bunda rivayet edildi. الْاَثَارُ eserler an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den hadisler de rivayet edildi. Yani bir şey zaruret için istemal edilir, müsaade edilir. Fakat zaruret olmadığı vakitte o şey mübah değildir. Bunun hakkında da eserler var. Bunları da İmam-ı Tahavi ispat ediyor. Diyor ki, حَدَّسَنَا حُسَيْنُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ قَالَ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ Ha, yani ikinci senet. وَحَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ خُشَيْشِ قَالَ حَدَّسَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَامٍ قَالَ حَدَّسَنَا هَمَّامٌ Hemmam'dan iki senetle rivayet ediyor. قَالَ هَمَّامٌ dedi ki, اَخْبَرَنَا قَتَادَتُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Enes'ten rivayet eyledi ki, اَنَّ الزُّبَيْرَ وَعَبْدِرْرَحْمَانِ بِنْ عَوْفٍ Hazreti Zübeyir ile Abdurrahman ibn Avf şekeva ile Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem el-Gummele, Peygamber Efendimiz'e biti şekva ettiler. Yani vücutlarında bit oluyor. Bunu şekva ettiler. فَرَخَّسَ لَهُمَا Resulullah Efendimiz onlara ruhsat verdi. فِي قَمِيسِ الْحَرِيرِ İpek gömlek giymeyi caiz gördü. Ruhsat verdi ki ipek gömlek giyin ki bit olmasın. Nerede? فِي غَزَاتٍ bir gazada لَهُمَا onların bir gazasında. bir gazaya gitmiştiler de o gazada üzerlerinde bit oldu. Resulullah Efendimiz'e şikayet eylediler. O da ipek gömlek giymeyi müsaade etti onlara. قال أنس رضي الله عنه أنس رضي الله عنه diyor ki فرأيت على كل واحد منهما onların her birisinden her ikisinin de üzerlerinde gördüm قميصًا من حرير ipekten gömlek gördüm فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم işte Resul-i Ekrem Efendimiz قد أباح الحرير ipeği mübah kıldı limen bir kimseye mübah kıldı ki أباح له اللبس ona ipek giymeyi mübah kıldı. Kim de minel rical erkeklerden. Çünkü kadınlara zaten ipek giymek caiz. Fakat erkeklerden caiz değil. İpek giymesi caiz değil. Fakat Resulullah Efendimiz mübah kıldı. Ne için? Yukarıda geçti ya iki kişiye müsaade etti. Zübeyir ibn-i Avam ile Abdurrahman ibn-i Avf radıyallahu anhümaya müsaade kıldı. Ne için? Lilhekketilleti şul bir hekke için yani uyuz için ki kânet oldu, uyuz oldu. Kimde oldu? Bilmem bir kimse de ki Ebu Hazalik Resul-i Ekrem Efendimiz ipek giymeyi mübah kılmıştı. Lehu ona. Yani ister Zübeyir olsun, ister Abdurrahman ibn-i Avf, ister başka birisi olsun. Belki rivayette Hazreti Hamza radıyallahu teala anh de var. Uyuz bir kimse de uyuz olana da Resul-i Ekrem Efendimiz ipek giy diye emriyledi. Yukarıdaki rivayet bitten şikayet ettiler de ipek gömleği giy dedi. Bir de uyuz olanda öyle şekva etmiş de ipek gömleği giy demiş. فَكَانَ ذَٰلِكَ o ipek giymek oldu. مِنْ اِلَاجِهَا o uyuzun ilacından oldu. Yani uyuz olmaz, uyuz
kaşıntı yapar. Allah'ın muhafaza insana müptela olduğu için çok eziyet verir. Fakat ipek giyerse onu tedavi etmiş olur. وَلَمْ يَكُنْ olmadı fi ibahati Peygamber Efendimiz'in mübah kılmasında ذَلِكَ ipek giymeyi lehum o uyuzlu adamlara yahut da bit türeyen adamlara mübah kılmasında olmadı. Ne için? Mübah kılmasıydı. اَلَّتِ اللَّتِ اِشْكُلْ bir اَلَّتِ için ki kânet bihim onlarda oldu. O da neydi? Uyuz yahut da bit olması. Bunlar o illet için onlara ipek giymeyi mübah kılmasında olmadı. Ma yedullu delalet eden şey olmadı ki enne zâleke mübahın bu mübahtır. Fi gayri tilkel illeti o illetin gayrisinde mübahtır diye ona delalet eden bir şey yok. Fekezâlike izâ yine böylecedir. Ma ol bir şey ki ebâhehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in mübah kılmış olduğu şey de böylecedir. Lil üreniyyin Üreyne kabilesinden gelen o zatlar için devenin bevlünü içiniz diye mübah kılması da böyledir. Böyle orucudur. Ne için içmesini mübah kıldı? Lil ilalilleti şul bir hastalıklar için ki kânet bihim onlarda vardı. Kanları şişti. Biz şişmişti. Biz onlara sıska deriz. Evet. Kanları şişer. Kendileri zayıf olur. Feleyse fî ibâheti zâlike Resul-i Ekrem Efendimiz'in o bevlün içmesini mübah kılmasında lehum onlara olmadı. Delilün delil olmadı ki enne zâlike devenin bevlünü içmek mübahtır. Mübah mübahtır. Fî gayri tilkel ileri o hastalıklar olmasa da mübahtır. Buna delil yok. Zeruret için içebilir ama zeruret olması içemez. Ve lem yekün olmadı fî tehrimi lübsil harir. İpekin giymesinin tehrimde ipek giymek haramdır. Bunda da olmadı. Ne ma yenfen yekun helalen fi halid darure. Daruret halinde helaldir. Onu nefyeden bir şey olmadı. İpek giymesi haramdır ama zaruret halinde helaldir. Hayır, zaruret halinde de haramdır diyemezsin. Ve la ennehu ilacun min ba'dil ilal. Madem ipek giymek haramdır, bazı illetlere ilaçtır da diyemezsin. Yo, böyle de olmadı. Ve kezalike hürmetül bevli, bevlün hürmeti de böylecedir. Fî gayri hâlin zarure, zaruret hâlinin gayrisinde bevlün de hürmeti sabittir. Leyse fîhî delilun, bunda delil olmadı ki ennehu haramun fî hâlin zarure. Zaruret hâlinde de haramdır diye delil yok. Evet, bevlün içmesi haramdır ama zaruret hâlinde caizdir. Fesebete bizalik, bununla sabit oldu ki enne kavle Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in kavli. Fil hamri hamir de innehu da'un ve leyse bi şifa. O hamir hastalıktır, onda şifa yoktur. Kavli şerifi. İnnemâ huve, bu ne içindir? Lennehum kânû, çünkü Araplar oldular. Yesteşfûne biha hamr ile şifa isterdiler. Onu şifa olarak kullanırdılar. Lennehâ hamrün, zira o hamirdir. Onda şifa vardır derdiler de Resul-i Ekrem Efendimiz de innehu da'un ve leyse bi şifain kavli فَذَٰلِكَ dediği bunun için oldu. فَذَٰلِكَ حَرَامٌ bu haramdır. Bunu buyurdu ki bu haram. وَكَذَٰلِكَ مَعْنَا قَوْلِ عَبْدِ اللّٰهِ Abdullah bin Mesud'un kavlünün manası da böylecedir. عندنا bizim indimizde ki اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ Cenab-ı Hak لَمْ يَجَلْ شِفَاءَكُمْ sizin şifanızı kılmadı فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ size haram olan bir şeyde şifanızı kılmadı. Sözünün manası da budur. İnnemâ huve bu limâ kânû yef'alûne bil hamri. Hamr ile işledikleri şey için Araplar hamri şifa diye içerdiler. Evet, li'azâmihim iyyâhâ hamri tazim ederdiler. Onun için Abdullah bin Mesud'a dediler ki bizde bir zumbar, onu sıkıyoruz, suyunu içiyoruz, bununla şifa talep ediyoruz. O da buyurdu ki İnnallâhe azze ve celle lem yece'al şifâekum fîmâ harrama aleyküm. Size haram kılmış olduğu bir şeyde sizin şifanızı kalkeylemedi. Dediği de budur. وَلَاَنَّهُمْ كَانُوا bir de Araplar oldular. يَعُدُّونَهَا خَمْرِ sayardılar. شِفَاً فِي نَفْسَا kendi nefsinde şifa sayardılar. فَقَالَ لَهُمْ Abdullah bin Mesud onlara buyurdu ki اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَجَلْ شِفَاءَكُمْ فِي مَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ bu sözünü buyurdu. Yani bunda şifa mifa yok. Bu sizin itikadınızda bozuktur, batıldır. فَهَذِي وُجُوهُ هَذِي الْاَسَرِ işte bu eserlerin vücuhları budur. Yani her iki tarafta delillerini getirdiği delil itibariyle ikiye ayrıldılar. Eti yenilen hayvanların bevli temizdir diyenler oldu. Necistir diyenler oldu. Her iki tarafın delillerinde İmam-ı Taheri burada zikreyledi. İşte eser tarihiyle ihtilafı beyan ettikten sonra kıyasa geçecek.
فَلَمَّ اَحْتَمَلَتْ Vaktaki bu eserler ihtimal etti. Bu söylediğimiz söz, hadislerin ihtimali oldu. مَا زَكَرْنَا zikrettiğimiz şeye ki bunun acaba tedavi için caiz, her vakit mi caiz? İmam Muhammed ve İmam Züfer dediler, her vakit develerin bevirlerini içmek, eti yenilen hayvanların bevirleri temizdir dediler. Ötekiler hayır, tedavi için caizdir dediler. وَلَمْ يَكُنْ ف۪يهَا Bunlarda da olmadı bu eserlerde. Delilün delil olmadı. عَلَى تَهَارَةِ الْاَبُوَاد Bevirlerin temizliğine dair bir delil de yok. Yani bütün hayvanların, eti yenilen hayvanların bevri temizdir diye seref bir delil yok. Evet, öğreniyenin hadisi var. Onda Resulullah Efendimiz emretmiş için ama fakat temizdir diye buyurmamış. İçinde şifa bulun demiş. اِحْتَجْنَا Biz mühtaç olduk. En nerca rücu edelim feneltemisi arayalım zalike buni yani bevürlerin temiz midir necis midir bu meseleyi arayalım min tarikin nazar nazar tarikiyle fene'aleme bilelim ki keyfe hükmuhu bunun hükmü nasıldır bunu bilelim öyleyse kıyasa müracaat edeceğiz fenezerne fi zalik buna nazar eyledik fe izâ luhûmu beni adem baktık ki beni ademin etleri küllün ulemanın hepsi katecme isma dedi ki enneha luhumun tahire. Etleri temizdir. İnsan oğlunun eti temizdir. Bunda her iki tarafta icma ilemiştir. Ve enne ebvalehum beni ademin bevülleri de haramun haramdır. Necisetun necistir. Bunda da ittifak var. Bunda da ihtilaf yok. Öyleyse fekanet ebvalehum insanların bevülleri oldu. Bittifakihim ulemanın ittifakıyla mehkûmen hükm olunmuş oldu. Leha insanların bevillerine hükm olunmuş oldu. Ne hükm ile? Bi hükmi dimahim kanlarının hükmüyle hükmedilmiş oldu. La bi hükmi. La bi hükmi luhumihim etlerinin hükmüyle değil. Yani insanın eti temizdir. Kanı da necistir. Bevlüne gelince bevlüne etine mi ilhak edeceğiz, temizleyeceğiz? Yoksa kanına mı ilhak edip necis diyeceğiz? Diyor ki yok. Hepsinin ittifakı var ki insanın bevli kanının hükmüdür. Kanı da necistir, bevli de necistir. İnsanın eti temiz olduğu halde bevline necis diyen olmadı. Madem insanda böyleyse diğer hayvanlarda ayrılık neden olsun? فَالنَّزَرُ عَلَى ذَٰلِكَ Buna nezer edilirse insanın bevli necis kanına iltihak ediyor. Öyleyse en tekune kezalik böylece ola ebuvaril ibili develerin bevürleri de böyle ola yuhkemü leha develerin bevürlerine hükmulunur bi hükmü dimahiha kanlarının hükmüyle develerin kanları necistir öyleyse bevürleri de necistir la bi hükmü lühumha yoksa develerin etleri temizdir bevürleri de temizdir diye böyle hükmulunmaz fesebete bima zekerine bizim bu zikrettiğimizde sabit oldu ki enne ebvalel ibili develerin bevülleri necisetün necistir. Bu da kıyas. İnsana kıyas etti. Fehâzâ huven nazar. İşte kıyas da budur. Ve huve kavle ebi hanifete rahimehullahu teâlâ. Ebu Hanife'nin kavli budur. Ve ebi Yusuf, ebi Yusuf'un kavli budur. Ve gayrihime başkalarının kavlileri de budur. İşte şunu da, şu kadar bilmek lazım ki bu haşiyeden yazdım. İlla enne şurbe bevli ma yukelü lehmuhu la yecuz. Eti yenilen hayvanın bevrünü içmek caiz olmaz. Velevlit tedavi, tedavi için olsa da içmesi caiz olmaz indi Ebu Hanife. İmam-ı Azam indinde. Niye? İmam-ı Azam necistir dedi. Ne tedavi için içilir, ne tedavinin gayrisi için içilir. Ve yecuzu indi Ebu Yusuf. İmam Ebu Yusuf ayrıldı İmam-ı Azam'den. Diyor ki hayır, caiz olur. Niye? Üreniyenin hadisi var ya Resulullah Efendimiz emretti. Tedavi için caiz olur. Ama İmam Muhammed'e göre mutlaka caiz olur. İster tedavi için olsun, ister tedavi için olmasın, devenin bevli temizdir dedi. Çünkü ona göre devenin bevli necis değildir. Üç imam ayrı ayrı oldu hükümleri. وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْمُتَقَدِّمُونَ فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında ulema-i mütekeddimun ihtilaf eylediler. فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُمْ Ulema-i mütekeddiminden rivayet edilen şeylerdendir. فِي ذَٰلِكَ Bu bevül hakkında maşhur bir rivayet ki haddesena Hüseyin ibn-i Nasr. İmam-ı Tehavi diyor ki bize Hüseyin ibn-i Nasr rivayet eyledi. Kale haddesena el-Firyabiyyü. Kale haddesena İsrailu. Kale haddesena Cabirun. Hem Muhammed ibn Ali. Cabir Muhammed ibn Ali'den. Muhammed ibn-i Bakir.
radıyallahu anh. İbni Ali, Ali de Zeynel Abidin. Muhammed İbni Ali geldi mi? Bilin ki Muhammed Muhammedunul Bakir'dir. Ali de Ali Zeynel Abidin radıyallahu anh. Kale Muhammedunul Bakir buyurdu ki la ba'se bi abwalil ibli vel bakri vel ganem. Develerin, sığırların, koyunların bevüllerinde beis yoktur. En yutedava biha, onunla tedavi olunmakta beis yoktur. Yani tedavi için bunları istimal edebilir. Yani İmam Muhammed Bakır radıyallahu teala anhu'ya göre, o da İmam Muhammed'in dediği gibi, bevüllerin, develerin, sığırların, ganemlerin, bevüllerin de tedavi hususunda beis yoktur dedi. Ama mutlaka demiyor. Şu aşağı yukarı bunun kavli İmam Ebu Yusuf'un kavline göre geliyor. İmam Ebu Yusuf de tedavi için caizdir dedi ya, Muhammed, İmam Muhammed Bakır'ın sözü de buraya geliyor. Fakat yecuzu caiz olur ki en yekune zehebe ila zalik. İmam-ı Bakır bu cevazı sahip oldu. Yani bunların bevüllerini tedavi için kullanmak da beis yoktur dedi. لَاَنَّهَا bu bevüller عِنْدَهُ onun indinde helalun tahiratun. Helaldir, tahirdir İmam Muhammed'in dediği gibi. فِي الْاَحْوَالِ كُلَّهَا bütün ehvalda temizdir. İmam Muhammed de öyle dedi ya, eti yenilen hayvanların bevli temizdir. كَمَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ Muhammed İbn Hasan-ı Şeybani'nin dediği gibi. Böyle olmak da caiz. وَقَدْ يَجُوزُ جَائِزْكَ اَنْ يَكُونَ اَبَاحَ İmam Muhammed Bakır mübah kıldı bu bevülleri. Neyi mübah kıldı? اَلْعِلَاجَ بِهَا bu bevüllerle tedavi olmayı mübah kıldı. لِلْدَرُولَةِ دَرُولَةِ için. Evet, tedavi için İmam Muhammed Bakır caiz gördü. لَا لِأَنَّهَا تَاهِرَةٌ فِي نَفْسَهَا bu bevüller kendi nefsinde temizdir, bunun için değil. وَلَا مُبَاحَةٌ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ daruret halının gayrisinde de mübahtır, bunun için değil. Ya bunlar nefsinde temiz değildir, necistirler ama tedavi için caizdir. Caiz ki böyle ola. Yani İmam Muhammed Bakır'ın sözü iki türlü geliyor. لَا بَاسْ dediği ya, لَا بَاسْتَنْ murat. Ya İmam Muhammed'in dediği gibi bunlar temizdir, halaldır. Yahut İmam Ebu Yusuf'un dediği gibi bunlar necistir fakat tedavi halinde kullanılabilir. Bu ikisinin de ihtimali var. Haddesena Hüseyin ibn-i Nasr'ın kâle haddesena el-Firyabiyyü an Süfyan an Mansur'in an İbrahim'e kâle. İbrahim dedi ki kânû yesteşfûne şifa talep ederdiler, şifa için kullanırdılar. Bi ebvâril ibili develerin bevülleriyle isteşfa ederdiler, şifa yerine kullanırdılar. La yaravne biha ba'sen onda beis görmezdiler. Bu da İbrahim Nakhay'den rivayet. Yani ulema-i müteakkidinden o da naklediyor. Fakat yahtemilu bu da muhtemel olur. Hâzâ bu eyda İmam Muhammed Bakır'ın reyi gibi. Neyi? Mehtemele kavle Muhammed ma ol bir şeye muhtemel olur ki ihtemele kavlu Muhammed İbn Ali radıyallahu anhuma. İmam Muhammed Bakır'ın sözü gibi iki ihtimal olur. Ya kendi nefsinde temizdir, alel ittak, yahut da necistir ama fakat tedavi için kullanılır. Haddesena Hüseyin ibn-i Nesrin, kâle haddesena el-Firyabiyyü, kâle haddesena Süfyan, en Abdülkerim, en Ata, kâle. Ata ibn-i Rebah buyurdular ki, küllü mâ ükilet lehmuhu, her bir hayvan ki onun eti yenilir, felâ be'se bi bevlihi, onun bevlünde de beis yoktur. فَهَذَا حَد۪يسٌ مَكْشُوفُ الْمَعْنَى bu bir hadis ki manası da açıktır. Eti yenilen hayvanın bevlünde beis yoktur. Yani mutlak. Mutlak bir tedavi medavi de yok. حَدَّسَنَا بَكْرُ بُنْ اِدْرِيسِ قَالِ حَدَّسَنَا آدَمُ قَالِ حَدَّسَنَا شُعْبَةُ اَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ Hasan-ı Besri'den Yunus rivayet eyledi ki اَنَّهُ كَرِهَ Hasan-ı Besri mekruh gördü اَبْوَالَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ develerin, sığırların, koyunların bevlünü mekruh gördü. Ev kelamen hâzâ mânâhu. Ev kelamen yahut bir kelam söyledi ki hâzâ bu mânâhu onun mânasıdır. Kerih gördü yahut bu malda bir şey söyledi ki Hasan-ı Besri de mekruh görmüş. Şimdi ulemanın da burada müteakkidin ulemanın da ihtilafı var. Meselenin neticesi şuna bağlanıyor. İmam-ı Azem ve İmam-ı Ebu Yusuf'a göre necistir. İmam-ı Azem diyor ki tedavi için de bunların bevüllerini içemez. İmam Ebu Yusuf diyor ki tedavi için içebilir. İmam Muhammed de diyor ki hayır eti yenilen hayvanların bevülleri temizdir.
içmesi alel itlak, tedavi için olsa da caiz, olmasa da caiz. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.